Evet, sesini de paylaşayım. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. We're going to start with unit 2. But first of all, before starting the unit, I want you to listen to a song called Blue Monday. I have already sent the lyrics of this song on WhatsApp group. If you, while listening to this song, you had better listen, follow the lyrics, you know, in your mobile phones. Let me check mine. It's okay. Yeah, here you are. Sayap orta grup, orta seviye İngilizce grubuna bu şarkının size sözlerini gönderdim. Dinlerken de aynı zamanda oradan isterseniz kontrol edebilirsiniz. Şimdi in this unit we are going to see some present tenses, passive and free time activities and you're going to make small talk. Şimdi Blue Monday, I'll be happy if you mute all your microphones. Yep. Blue Monday. Unit 2. Tape script 2.1. Blue Monday by Fats Domino. Blue Monday, how I hate Blue Monday. Got to work like a slave all day. Here come Tuesday, oh hard Tuesday. I'm so tired, got no time to play. On Wednesday, work 12 hours then. Go home, fall into bed at 10. 'Cause Thursday is a hard working day. And Friday I get my pay. Saturday morning, oh Saturday morning, all my kindness has gone away. Got my money in my honey, and I'm out of the town to play. Sunday morning my head is bad, but it's worth it for the fun that I had. Sunday evening is good night and amen, 'cause on Monday I start again. Good night and amen, 'cause on Monday I start again. Yes, did you like the song? Yeah. What is the singer's favorite day of the week? You can just unmute your microphones as well to talk. What is the singer's favorite day of the week? Haftanın favori şarkısı hangisidir? Yani en no, no, beğenilen no. şarkısı. Singers, şarkıcının en favori günü, haftanın en favori günü hangisi? Evet, tamam. Says Blue Monday. Maybe you can just guess from the title of the song. Blue Monday. Do you think Monday is or can be a favorite day of the week? Olabilir mi?
Haftanın en favori günü olabilir mi? Blue Monday. Yani Monday. Blue derken pek hani sevilen bir şey mi? Hafta başı, pazartesi. Yani pazartesi sevilen bir gün değil aslında. Yani İşte o. endüstri işçi aleminde yani çalışanlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki, what is the singer's favorite day of the week? Pazartesi değil. Peki size sorayım. What is your favorite day of the week? Cuma. Ya. Also, başka günler var mı? Yani. Thursday. Thursday. Peki, Thursday. Ali Bey, why Friday is your favorite day? Because it is the last day of the week, and then comes the weekend. The So weekend, last working silly day. to last working day. Last working day of the week. Yeah, and the other days will be the weekend. That's why. Maybe bana why you said Thursday. Why Thursday? Because Thursday is my English lesson. There is Ay, thank you. English lesson. I'm very happy Thank you. to see and other my friends. Yeah. How about you, Sueda Hanım? What is your favorite day of the week? My favorite day. Salı neydi? Tuesday. 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 Why? Tuesday. Why Tuesday? What is I go to You go to tre tre to meet in Big Pazar. in fresh market, okay? Fresh to you Fresh go market. to fresh market in tre. Yes. That's why it's your favorite day. You are out of your house. You are outside, değil mi? Do you Yes. meet your friends as well there? Do you meet your friends in Tre? Yes, my On friend. these days. Buluşmak neydi? My Meet. friend. Do you meet Meet. your friends on Tuesday? Meet. On Tuesday in the Big Pazar. Yeah. Okay. Nice. Because very big. It's very big. Is it Yes. open? Open? Open Open. aslında Türkiye'nin ikinci açık hava pazarıymış. Really? Open fresh market. Yes. The second big or the second biggest open fresh market in Turkey. Yes. Oh my goodness. Ya, şimdi my favorite day of the week, we'll see. Here are some pictures of these people. Look at these people. Let's have a look at these people first. Peki. Hang on a sec. It's too big. Why? Şimdi let's have a look at the photos. What do people do and what are they doing? Okay. Let's have a look at Wiki first of all. What does Wiki do? Here the example is given. She's a school girl. Okay. And what is she doing? She's doing her homework. Okay. What about Terry? What does Terry do? Terry is garson muydu? Yeah, okay. What's his job? He is a
Is Waiter. waiter. He's a waiter. He's a waiter. Nişanlı. Peki, what is he doing now? He takes order. What is he doing now? He is taking orders, değil mi? Orders of the customers. Orders. He is taking the customers' orders. Okay. Peki. Look at Dave, the picture of Dave. What does he do? What's his job? He is talking. No, what's He his is a job? policeman. He's a policeman. He's a police officer. Okay. Policeman. Peki, Police what is officer. he doing And now? he's talking a small girl Okay, with now. a small girl. Okay, he's talking to a little girl in the park. Okay. Little And girl. the other one, Jenny and Mike. What do they do? What are their jobs? They are farmer. They are Farmer. farmers. They are Farmer. farmers. Peki, what They are are they doing? farmers. What is Farmers. Jenny doing? Jenny is giving Jenny milk is to feeding baby goat, değil mi? baby goat. Feeding. She Feeding. is feeding. 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 The baby goat with milk. Okay. What about Mike? Yeah. What is he doing now? Mike The is driver. working with tractor. He's driving Driving a truck. tractor. Okay. Yeah. Driving He's driving now. Okay. a Şimdi let's listen to them talking about their truck. favorite of the week. What is it and why? Okay. Will you please take some notes? What is their favorite day of the week and why? Okay. Again, and maybe mute your microphones. Okay. Tape script 2.2. My favorite day of the week. Vicky. I go to a boarding school, so I don't live with my parents during term time. What I like is being with my friends all the time, whether we're working or just chatting. It's great to know that there's always someone there. There's also a lot of freedom. I don't have to tell my parents where I'm going, who I'm going with, you know. Normally, Monday is my favorite day because I only have two lessons on a Monday, but I'm having a very bad day today because I have homework from every one of my teachers and I have to do it now. Terry, I work in a restaurant in Manchester. I have 2 days off a week, usually Monday and Wednesday, but my favorite day of the week is in fact Friday, even though I work that day. It's the best night because all my mates come into the restaurant and we have a great laugh. It's a real buzz to the place, and it doesn't feel like work at all. Time just flies by. The restaurant's being redecorated at the moment, so everything's a bit crazy. Dave. I'm a police officer. I like my job because it's challenging, but I live for surfing. I go as often as I can. I'm opening two shops that sell surfboards in the next few months. The boards are made in South Africa. Sunday is my favorite day of the week. I get up as early as I can and spend the day on the beach. Jenny. Mike and I live on a farm in beautiful countryside. I know we're very lucky, but it's hard work. We rarely have a day off at the weekend or Christmas Day or any day of the year. We have to feed the sheep. Now we're lambing, so we aren't getting any sleep either. But I suppose our favorite day is Wednesday, because that's the day we generally go hunting. We go on the moors with about 20 friends. Now, this time, I want you to listen to it once more, but after each person, I will
pause and you are going to give me the answer. What is the their first day, favorite day of the week? And giving the name of the day and giving the reason. Because here, look at the example. Vicky's favorite day of the week is blah, blah, because she does blah, blah. Okay, just concentrate on this part. Okay. Tape script 2.2. My favorite day of the week. Vicky. I go to a boarding school, so I don't live with my parents during term time. What I like is being with my friends all the time, whether we're working or just chatting. It's great to know that there's always someone there. There's also a lot of freedom. I don't have to tell my parents where I'm going, who I'm going with, you know. Normally, Monday is my favourite day because I only have two lessons on a Monday. Yeah. What is her favorite day of the week? Her favorite day is Monday. 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 Why? Her parents. Because she's lonely. Again, this part. Where I'm going, who I'm going with, you know. Normally, Monday is my favorite day because I only have two lessons on a Monday. Why? Why is it her favorite day on Monday? Ben anlayamadım öğretmenim. One more. Because on Monday, There are two lessons. Going, only I'm going with. There are two lessons. Normally, Monday is my favorite day because I only have two lessons on a Monday. Yeah. She has only two lessons on Monday. Okay, that's why she likes. Her favorite day of the week is Monday. Okay. Go on, listening to the other part, Terry. But I'm having a very bad... Okay. And I have... But my favourite... In a restaurant in Manchester. I have 2 days off a week, usually Monday and Wednesday. But my favourite day of the week is, in fact, Friday. What's his favourite day? His favorite day is Friday. Okay, Friday. Why? Let's listen to it. Even though I work that night. It's the best night because all my mates come into the restaurant and we have a great laugh. It's a real buzz to the place and it doesn't feel like work at all. Time just flies by. Why? Because many customers of her friends, of his friends, are coming to restaurant Friday evening. Yeah, he is with his friends on Friday night, and they enjoy it. He likes being with his friends. Okay, because he is with his friends. The restaurant's being redecorated at the moment, so everything's a bit crazy. Dave. I'm a police officer. I like my job because it's challenging, but I live for surfing. I go as often as I can. I'm opening two shops that sell surfboards in the next few months. The boards are made in South Africa. Sunday is my favorite day of the week. I get up as early as I can and spend the day on the beach. Yeah. His favorite day? Sunday. It's Sunday. Why? Sunday. Because spends back on the beach. He spends his time on the beach. Mm-hmm. Okay. On the beach. Yummy. Mike and I live on a farm in beautiful countryside. I know we're very lucky, but it's hard work.
We rarely have a day off at the weekend or Christmas Day or any day of the year. We have to feed the sheep. Now we're lambing, so we aren't getting any sleep either. But I suppose our favourite day is Wednesday, because that's the day we generally go hunting. We go on the moors with about 20 friends. Yeah? Wednesday. Wednesday. What? Wednesday's favorite day is Wednesday. Here you are. Yeah. Lucky, but it's hard work. We rarely have a day off at the weekend or Christmas Day or any day of the year. We have to feed the sheep. Now we're lambing, so we aren't getting any sleep either. But I suppose our favorite day is Wednesday. Wednesday. It's okay. Now, be careful. Because that's the day we generally go hunting. Where do they go on Wednesdays? Can you look at the script? Hunting. Hunting. Bilmiyorum. They go hunting. Değil mi? Mm-hmm. They go... Okay. With their friends. With about... 20 friends, 20 friends, they are together on Wednesdays. Okay. Okay. Now here, what we are going to do is, now listen to this part again. And while listening, I want you to complete the sentences. But before that, I want you to read the sentences first. Önce cümleleri okuyun hepsini. 8 tane cümle var. Önce okuyun. Ondan sonra tekrar dinleteceğim. Arada cümleleri yakalayacaksınız. Yani daha doğrusu kayıp expressionları, kayıp kelimeleri yakalayacağız. Anlamadığımız bir kelime var mı burada? Challenging. Challenging means it's not easy. Yani if a job is challenging, sizi zorlayan demek. Zorlayan. Hani çok kolay değil. Ama zorlayan bir iş diyor. Hı-hı. Evet. Şimdi tekrar dinleyelim. Bunu biraz daha dinleyelim. Görelim. Tape script 2.2. My favorite day of the week. Scripti de açalım. Vicky. I go to a boarding school, so I don't live with my parents during term time. What I like is being with my friends all the time, whether we're working or just chatting. It's great to know that there's always someone there. There's also a lot of freedom. I don't have to tell my parents where I'm going, who I'm going with, you know. Normally, Monday is my favourite day, because I only have 2 lessons on a Monday, but I'm having a very bad day today because I have homework from every one of my teachers, and I have to do it now. Terry, I work in a restaurant in Manchester. I have 2 days off a week, usually Monday and Wednesday, but my favourite day of the week is in fact Friday, even though I work that day. It's the best night because all my mates come into the restaurant and we have a great laugh. It's a real buzz to the place and it doesn't feel like work at all. Time just flies by. The restaurant's being redecorated at the moment, so everything's a bit crazy. Dave, I'm a police officer. I like my job because it's challenging, but I live for surfing.
I go as often as I can. I'm opening two shops that sell surfboards in the next few months. The boards are made in South Africa. Sunday is my favorite day of the week. I get up as early as I can and spend the day on the beach. Jenny. Mike and I live on a farm in beautiful countryside. I know we're very lucky, but it's hard work. We rarely have a day off at the weekend or Christmas Day or any day of the year. We have to feed the sheep. Now we're lambing, so we aren't getting any sleep either. But I suppose our favourite day is Wednesday, because that's the day we generally go hunting. We go on the moors with about 20 friends. After seeing the script, okay, let's have a look at the key. Oops, there you are. Yeah. If it is difficult, if you find it difficult, on page, at the end of the unit, you can find the script as well. Page 119, at the end of the book. Take script 2.2, which is very great. You can find this, you can see the script. Okay. On page 119. 2.2. Bakalım. With my parents during turn time. Whose sentence is it? Kimin cümlesi bu? Vicky'nin. Vicky'nin. Bakalım. Burada kayıp Vicky. Nedir? I don't live with my parents. I don't live. I don't live time. With my parents during term time. Live. I don't live. Değil mi? Peki. Ona ne anlamı çıkıyor orada Asuman öğretmenim? During term, time yani okul zamanı, dönem zamanında boyunca ailemle yaşamıyorum. She goes to a boarding school. Boarding school yatılı okul. Yatılı okul evet. Boarding school. That's why she doesn't live with her parents during term time. Yani why do you think she likes Monday most? Because she doesn't have to tell anyone tell his parents where she is, where to go. Değil mi? Nereye gideceği hakkında hiçbir şey söylemek zorunda değil. She feels freer. Daha özgür hissettiği için. Okulda pazartesi yani hafta sonunda she lives with her parents on weekends ya da at the weekend so she has to tell her friends all the time where she is going or where she is going to meet and who she is going to meet. Değil mi? Bu türlü şeylerle ilgili. She doesn't want to give anything else to her parents. Yeah. Number two. Okay. I am having a very good, very bad day today. I am having a very bad day today. I am having a very bad day today. How can you translate? Bugün çok kötü günümdeyim. Yani çok kötü güne bir sahibim. Ya bugün çok
kötü bir gün yaşıyorum anlamında. Anladım. Ama as you remember, we don't use have, verb have in continuous form, değil mi? But as I already told you that, but some verbs in English can be used in present progressive or progressive tense when they have a different meaning. Yani bazı fiiller İngilizce'de continuous form'da kullanılıyor. Ama o zaman anlam kaymasına uğruyor dedik. Buradaki have'in anlamı sahip olmak değil. Mesela I have two sons dediğim zaman burada bir sahiplik belirtiyorum. Ama I am having a very bad today dediğim zaman burada günüm güzel geçmiyor anlamında. Değil mi? Günüm kötü gidiyor. Yani bir takım aktiviteler bana ters, bir takım terslikler var. Sevmiyorum anlamında. Tamam. Şimdi bakıyoruz. Number three. Şöyle diyeyim. It doesn't feel like work at all. Bunu kim söylemiş? Kim söylemiş? Terry, değil mi? It doesn't feel nerede? It doesn't feel like work at all. Yani ne anlıyoruz? It doesn't feel like work at all. Hiç de çalışılacak gibi değil anlamında burada. Şimdi niye? There's a real buzz to the place. The restaurant is being redecorated at the moment. So everything is a bit crazy. Değil mi? Sıkıntı var Yaşıyorum. şehirde. Dolayısıyla Cottage bu. doesn't feel like work at all. Hiç de çalışacak gibi değil anlamında. It Değil. doesn't feel like work. Time ne diyor? Time. Zaman uçup gidiyor mu diyor. Bay. Evet, Zaman zaman ben uçup uçup gidiyor. gidiyor. Yani time just Uçup gidiyor. flies by. Zaman uçup gidiyor. Gidiyor. The restaurant, demin okudum. The restaurant is being redecorated. Yani şu anda Reported restoran at the moment. tekrar dekorasyon ediliyor. Değil mi? Bu peki Okay. aktif bir cümle mi, pasif bir cümle mi? Pasif. Pasif, değil mi? The Evet. restaurant Pasif bir is cümle. being redecorated. Is being Hangi tense? Present recorded. Continuous continuous. passive. Present Continuous passive. continuous passive dedi. Çok güzel. Passive. Onun pasif anlamını veren buradaki yardımcı to be fiili being burada. Being. 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 Evet. Peki number five görelim bunu da. I like my job, but I live for Job because surfing. Ne anlıyoruz buradan? mesleğimi seviyorum. Seviyorum. İşimi seviyorum. Challenging. Challenging. İtiraz Bizi zorluyor. zorlayıcı. Yani Zorlayan. bana öyle çok da kolay bir şey değil. Challenging. Yani benim kendimi geliştirmeme faydası var anlamında challenging. Ama surf için yaşıyorum diyor. I live for surfing. I Ama live surf için. for Evet. surfing. The board. Surf için yaşıyorum. Evet. The Surf boards için. are In made South surfing. Live for surfing. Peki bu ne demek? Bunun anlamı Türkçe? The boards Surf. are
Güney Afrika'da yapılmış borçlar. Sörf tahtası için mi diyor ona bir borçlar? Sörf tahtası Güney Güney Afrika'da Afrika'da yapılıyor. yapılıyor. Present, simple, passive diyoruz. Evet. Yes. We rarely have a day off at the weekend or Christmas day. Yani biz hafta sonunda ve yılbaşı Christmas Day'de tatilimi çalışmıyoruz sadece. Biz çok ender olarak diyelim, nadiren, rarely. Ender olarak. Ender olarak, nadiren. Rarely, nadiren. Have a day off tatil yapıyoruz. Yani bir günlük tatil yapıyoruz. Tatil yapıyoruz. Ne zaman? At the weekend or Christmas hafta Day. Hafta sonu da Christmas, Noel. Evet, Noel'de nadiren bir gün tatil nadiren yapıyoruz. Bir gün tatiliz. Tatil yapıyoruz. Now we are lambing. Evet, kuzu yetiştiriyorlar. So, we aren't getting. We aren't getting any sleep either. Any sleep either. Lambing ne öğretmenim? Lambing, koyunculuk demek. Kuzu, koyun diyoruz ya. Koyun. Lambing, koyunculuk yapıyorlar. Koyunculuk. Yani küçük baş hayvancılık yapıyorlar. We are lambing, so we aren't getting any sleep either. Either'ın anlamı burada hiç de. Bu yüzden biz hiç uyumuyoruz. Either. Uyumuyoruz. We aren't getting sleep. Uykusu alamıyoruz. Uyku uyuyamıyoruz. We aren't getting any sleep. Buradaki get'in anlamı get any sleep. Uykusunu almak, uyku almak. Yani ben uyku alamıyorum bugünlerde dediğim zaman I'm not getting any sleep nowadays diyebiliriz. Yeni bir şey. Bana bir müsaade, benim oğlum Amerika'dan arıyor da bir dakika. Oğlum ben dersteyim. Ben seni konuşun. Arayacağım. Tamam. Konuşun öğretmenim, hatta konuşun lütfen. Biz de dinleyelim İngilizce. Konuşun ha, lütfen. Yavrum, oğlumla İngilizce konuşmuyorum. Hayır, siz tamam. Mikrofonu mikrofonu kapatıp konuşun öğretmenim. Online İngilizce dersindeyim. Oldu mu canım? Tamam canım, hadi öpüyorum, arayacağım seni. Bay bay. İngilizce konuşsaydınız biz de öğrenirdik. Ya oğlumla niye İngilizce konuşayım? Hayır, Asuman zaten, öğretmenim. Zaten mikrofon konuşmuyoruz, görüşemiyorum. Şimdi mikrofonu kapatıp konuşabilirdiniz. Bu bizce uygundu yani. Yok yok, onunla yani uzun sürecek konuşmamız onun için. Peki. Bekliyordum aramasını. Ama işte böyle timing. Saat farkından oluyor. Saat farkı. Şimdi orada saat kaç? Saat gerisi mi? Gece. Bayağı. Yok, gece değil. Saat 8'i 20 geçiyor yok. Sabah. Önde. Sabah. Önde olması lazım. Demek ki ben sizlerle dersim bizim Amerika'da ben sabah işte diğerleriyle herhalde 6'da falan başlayacağım. Sabah 6'da bir fena değil yani. Gene gece vakti olmayacak Amerika'dan ders. Sorun olmuyor. Siz ne zaman gideceksiniz Osman Hanım? Valla it's not clear yet. I'm just waiting for them to give me the exact time. Yani it depends on their schedule. Onların şeyine programına bağlı. They are moving to a new house. That's why I'll be there with them to help them as well. Yani onlar bana söyleyecekler şu zaman uygunuz. Because I want to spend some more time with my granddaughters. And they will say when. Yani. Sizi yardım etmeye mi çağırıyorlar öğretmenim? Yok yok değil.
Yani onlar taşınacaklar. Aslında yani taşındıktan sonra ben onlarla beraber hem zaman geçireceğim hem de I'll maybe have them with the kids. Evet, şimdi let's look at the grammar spot part. Şimdi bakalım. Spot. What are the tense? Yine aynı kitaptayız. Sayfa, page 15. What are the tenses in these sentences? Why are they used? Niye kullanılmış? Bakalım. Biraz önce bahsettiğim. I have two lessons on a Monday. Bir de I am having a bad day today. Bunun anlamı nedir? I have two lessons. Pazar günü. Pazartesi günü. Pazartesi günü. Pazartesi günü. İki dersim var. İki dersim var. Değil mi? Buradaki have'in anlamı possession. Sahiplik anlamında. Değil mi? Ama I am having a bad day today. Sahiplik. Onun anlamı farklı. Çünkü burada bir aktiviteden bahsediyoruz. Değil mi? Bugünün aktivitelerinden dolayı kötü bir gün geçiriyorum. Yani I'm spending gibi bir şey. I'm spending a bad day today gibi. Şimdi tekrar şuraya bakalım. Which of... İlk cümlede Monday'in önünde E olması olmuyor mu öğretmenim? This is on a Monday. On Mondays olacak o zaman. He. Pazartesileri. Burada bir yani a Monday bir pazartesi günü anlamında. On a Monday dediğiniz zaman pazartesi günü diyoruz. Ama eğer e koymayıp sadece pazartesileri dersek I have two lessons on Mondays. Lazım. Ama ben pazartesi günü tek başına kullanıldı. On a Monday. Peki, which of these verb forms is right? Why is the other wrong? Bir tanesi doğru, diğeri yanlış. Niçin? Hangisi doğru? I like. I know. I like my job. I know. We my are job. Like. Niye bunları kullanamıyoruz? Very lucky. Çünkü bu fiiller state verbs yani durum bildiren, durağan fiiller. Durağan fiil olduğu için bunlar state verb'ü, dolayısıyla bunlar continuous form'da kullanılmıyor. Eğer kullanılırsa anlam farklılığı oluyor. Anlam kayması uğruyor. Aynı have'de olduğu gibi. Evet. Have normalde bir state verb ama aynı zamanda dynamic bir verb. Yani dinamik dediğimiz hareketli. O zaman da anlamı farklı. Şimdi bakıyoruz. Bu şeyde box içerisinde bir takım fiiller var. Bu fiillerden hangi beş tanesi stative, yani state verbs? Understand bir. Understand bir. Want iki. Want iki. Enjoy. Cost iki. Üç Coach. Pardon. Cost üç. Need. Need dört. Hı-hı. Evet. Learning ing geliyor ona çok. Evet. Hı-hı. Learning geliyor. O zaman enjoying mi acaba? Enjoying diyoruz, mı, değil mi? Diyoruz. Learning diyoruz. Working. Birincisi love. Mesela ne love. Diyorum ben seni seviyorum love. Dediğim love. Zaman I love you diyoruz, değil mi? I am loving you demiyoruz. I am loving you demiyoruz. I am understanding you demiyorum. Değil mi? Understanding zaten ayrı bir kelime. Understanding İngilizce'de bir
sıfata gidiyor. Understanding person dediğiniz Evet. zaman anlayışlı kişi. Anlayışlı. Anlayışlı kişi yani sıfat. She's an understanding person diyorsunuz ya da she's understanding. So she's so understanding that I can talk to her about my problems diye bir örnek verebiliriz. Work bir hareketli fiil değil mi? I am Evet, working, evet. she is working. I am wanting diyemiyoruz. I want diyoruz her zaman. İstemek. Want I want. What do you want? Diyoruz, soruyoruz. What did you want? Diyoruz. What are you wanting diye bir yapı yok. I am enjoy. Are it you costs. enjoying now? Are you enjoying the lesson? Yes. Yani having fun anlamında. Cost. How much does it cost diyoruz. Yani bunun fiyatı ne kadar diye sorduğumuz zaman cevap olarak it cost işte bla bla dollars diyorsunuz. It cost bla bla Turkish liras diyoruz. Need. I am needing diye bir şey yok. It needs. I need to Need. talk to you. Seninle konuşmaya ihtiyacım var gibi. Learn. We are learning English mesela şu anda. English. O da continuous kullanılan fiiller arasında. Şimdi bir de bakalım adverbs of frequency always never diyoruz. Biz sayfa 119'a bir gidelim. Sayfa 19. Save word. Birazcık daha büyüteyim bunu. Bakın, gördünüz mü? 2.4. State verbs. Burada state verblerini bir takım gruplara ayırmış. Bu fiiller they are usually only used in the present simple. Their meanings are related to states or conditions that are fact, not activities. Yani gerçeğe dayalı durumlar ve şartlar ve bu fiiller kullanılıyor present simple tense'te. Şimdi bulduk mu sayfamızı? Ben bulamadım. Sayfa No. 119. Kitabımızın Tamam. 19, pardon. 19 değil mi? 134 affedersiniz. Evet, 134. bulamadım 134. Yanlış oldu. 134. Frameworks. Bulduk mu şimdi? 134. Grammar Evet. Reference bölümünde. Hemen aşağıya doğru 2.4. Bakın. Gördük değil mi? Sol. Evet. Gördüm. Evet. Şimdi burada gruplara ayırmış. Words of thinking and opinions. Yani düşünmeyle, düşüncelerimizle ve görüşlerimizi bildirmek için kullandığımız düşüncelerimizi ve görüşlerimizi bildirmek için kullandığımız fiiller. Bakıyoruz bunların bir anlamlarını çabucak geçelim. Believe, inanmak. İnanma. Think, düşünmek. 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 Understand, Anlamak. 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 Suppose, Bilmiyorum. farz etmek. Yani ya da I suppose, düşünüyorum ki böyle olduğunu farz ediyorum. Farz etmek diyoruz ya. I Zannımca. suppose. Yani bana Sanıyorum. göre anlamında sanmak demek suppose yani I suppose sanırım böyle expect ummak demek hope gibi I Ummak. expect hope yani beklemek bir şeyi ummak demek
Ümit etmek. Aynı fikir olmak. Hem fikir katılmak, olmak, aynı fikir. Agree with somebody diyoruz. Doubt, şüphe etmek. Şüphe. I doubt that diyoruz. Şüphe ediyorum ki böyle. I doubt that they are not married diyorum mesela. Birisi için, birileri için. Ben şüphe ediyorum onlar evli değiller anlamında. Know, bilmek. Bilmek. Remember. Hatırlamak. I remember. Hatırlamak. Hatırlamak. I remember. İşte forget onun tam tersi unutmak. Unutmak. Yani I am remembering unutmak. Diye bir şey kullanamıyoruz. I am forgetting diyemiyoruz. Yani bunları böyle öğrenmemiz gerekiyor. Promise. Söz vermek. Promise. Söz vermek. I promise I will be there on time diyorum mesela. Orada zamanda olacağıma. Mean. Demek istemek. Bir şey demek istemek. Hani derler filmlerde belki daha çok duyarsınız. I didn't mean it der. Yani onu demek istemedim. I didn't mean it. I mean dediğim zaman demek istiyorum ki. I mean. Bak meaning anlam diyoruz değil mi? Anlam. Mean kelimesinden türemiş anlam isim halinde. Mean fiil olarak kullanıldığı zaman bir şey demek istemek. Yani ben aslında şunu söylemek istiyorum. I mean that. Imagine hayal etmek. Hayal etmek. Hani dream gibi. Hatta John Lennon'ın Imagine diye bir şarkısı vardı. Do you remember? Evet. Evet. Imagine vardı onun. Imagine evet. There is no country. There is no savaş yok. Boundaries. There is no boundaries. There is no war gibi. Çok güzel bir şarkı. Candle in the Wind vardı onun meşhur bir de. Candle in the Wind o galiba yok başka birisi ismi. Öyle mi? Evet. Candle in the Wind o ismi dilimin ucunda. Diana, The Princess Diana için bestelediği bir şarkı. Neyse. Beatles. Hayır değil. Pardon? Bir grubun galiba, Cats grubunun. Candle in the Wind. Grubun galiba, Cats. Çok fena. Bir grubun galiba. Niçin bunu dediniz? Candle in the Wind. Elton John. Evet. Elton John'un için, Princess benden, Diana için. Benden önce davrandınız öğretmenim. Aynen. Ya adamın bazen öyle oluyor. Yani görüntüsü resmi önümüzde, zihnimizde ama ismi Öştat'a yaşlılık böyle oluyor. Yo, o yaşlılıktan değil de çok dolu. Burası çok dolu yer kalmamış. Öyle diyoruz. İşte ondan yaşlılıktan dolu. Yaşlandığımız için dolu. Dolu. Her şey kafada. Evet. Imagine realize ve farkına varmak demek. Farkına varmak. Mesela why didn't you see me yesterday? We were in the same place. Why didn't you see me? Why didn't you say to me hello? Diyorum, değil mi? Oh my goodness, I didn't realize that we are in the same location, in the same shop gibi ya da in the same place. Yani hiç farkına varmadım. I didn't realize. Farkına varmak. Deserve, hak etmek demek. Mesela diyorsunuz ki yani bu çocuk da hiç böyle davranılmayı hak etmedi diyorsunuz. He didn't deserve to be treated in this way.
didn't deserve, yani to be treated in this way, bu şekilde davranılmayı hak etmedi gibi. Diyorum ki tahmin ediyorum gene sanırım sen haklısın. I guess you're right. I guess you're right diyorum mesela. Guess, tahmin etmek. Guess what? Guess who diyoruz. I guess, tahmin etmek. Yani bana göre tahminimce sen haklısın dediğim zaman I guess you're right diyoruz. Deserve neydi öğretmenim? Deserve, hak etmek. Diyorum ki mesela this child, this hak little etmek. Child doesn't deserve to be treated in this way. Ya da to be treated badly. Ya da to be treated in a violent way. Yani şiddet görmeyi hak etmiyor anlamında. Evet. I believe you diyoruz. Sana inanıyorum. Do you understand what I mean? Ne demek istediğimi anladın mı? Ne demek istediğimi evet, anlıyor istediğimi musun? Anlıyor musun? I know his face but I forget his name. Yüzünü biliyorum. Hı-hı. Yüzünü biliyorum ama ismini unuttum. Adını unuttum. Unuttum gibi. Bu fiillerimiz bizim bu şeyde klasifiye edilmiş, sınıflandırılmış düşünce ve görüşlerimizi bildirmemize yarayan ya da bildirmek için kullandığımız fiiller İngilizce'de. Şimdi ikinci tip, verbs of emotions and feelings. Bu sefer duygularımızı ve nasıl hissettiğimizi bildirmek için bu fiilleri kullanıyoruz. Like diyoruz. Mesela I like swimming diyoruz. Beğenmek, hoşlanmak diyelim. Beğenmek, hoşlanmak. Love, bir tık üstünde sevmek. Hate, nefret etmek. Nefret etmek, tam tersi. Care, dikkatli olmuyor. I care, yani care, dikkat etmek demek. Korumak mı? Evet, onu korumak, işte ne de himaye etmek, bakmak anlamında care. Bakın, daycare center diye yabancı ülkede ya da Amerika'da daycare center. Bu çocuklar için günlük hani kreş gibi daycare. Bir gün içerisinde çocuklara bakılıyor. Mesela intensive care unit diye hastanelerde belki filmlerde görmüşsünüzdür. Intensive care, yoğun bakım. Bakmak anlamında care. Yoğun bakım. Hope. Ümit etmek. I hope you will be all ümit successful etmek. Diyorum. Değil mi? Hope. Ümit etmek. Diyorum ki. Wish. Bu da wish. I wish. Ne diyorum? Dilemek demek. Wish. Make wishes diyoruz ya. Make your wish diyoruz. Dile. Dilek tut. Make your wish. Dilek tut. Make a wish. Dileğini tut. Wish. Dilemek. Want. İstemek. Ha, buradaki care anlamı aldırış etmemek anlamında, negatif anlamda kullanılmış. I don't care. Hani dikkat etmek, dikkat etmiyorum. Hiç aldırış etmiyorum anlamında. I don't her care. Gün kızartmayı yiyorum. Onun gibi. I don't care what kind of healthy food I'm going to eat. Instead, I eat all the time fried food and fried vegetables. Fried potatoes. Fried aubergine. Değil mi? Yes. Amanın. Be careful. Peki.
Yaramazlık. Tercih etmek. Tercih etmek. Tercih etmek. Kahveyi çaya tercih ederim. Nasıl söylersiniz? I prefer some coffee. Ali Bey, sizi sesiniz gelmiyor, kapalı. Şimdi hem telefon hem kapı çaldı da. I prefer coffee to tea. To tea. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Peki. Tiyatroyu sinemaya tercih ediyorum. Tercih I prefer, ederim. I prefer theater to kino, to cinema. To the cinema. I prefer the theater to the cinema. Çok güzel. Evet, prefer'ı bu şekilde kullanıyoruz. Önce tercih ettiğimiz şeyi hemen prefer'den sonra getiriyoruz. Neye tercih ediyorsak to'dan sonra söylüyoruz. Adore. Bunu bilmiyorum. Adore. Hayran olmak, tapmak derecesinde sevmek. Adorable, adorable yani harika anlamında, hayran olunacak, hayran olunası diyelim. Admire değil miydi bu? Efendim? Admire neydi? Admire. O da öyle, hayranlık duymak. Evet, ama bu adore daha da fazla. Adore. Mesela adorable daughters. Granddaughters. Adorable. My granddaughters are adorable dediğin zaman ya ay Allah'ım böyle içime sokasım geliyor, bayılıyorum falan gibi. Çok tatlı, çok şeker. Yani düşünün artık grandchildren. Nasıl hissediyorsanız, adorable gibi. Dislike, like'ın tersi, hoşlanmamak. Sevmemek, hoşlanmamak. Hoşlanmamak diyoruz. Mesela I like black coffee diyor. Black coffee'yi yani sade kahveyi seviyorum diyor. Do you want to go out? Bakın hep bunlar present. Dışarı çıkmak istiyor musun? Dışarı çıkmak ister misin? Dışarı çıkmak ister misin? İster misin? İstiyor musun? Biz Türkçe'de de böyle zamanda gibi kullanıyoruz ama İngilizce'de bu her zaman present simple'da. Şimdi I don't care, aldırış etmiyorum. Yani aman önemli değil diyorsunuz ya. I don't care, boş ver aman diyorsunuz. Salla, böyle. Salla gibi. Hadi. Gençler salladı. Salla. Ya vallahi gençler mük diyorlarmış. Ya yani mük. Mük ne demek? Mükemmel. Mük. Ha, onu duymamıştım. Türkçe mahvoldu. Amanın. Yani mük. Daha neler neler söylüyorlar. Ne Türkçe ne İngilizce hepsi. Hepsi karma karışık. Evet. Şimdi verbs of having and being, yani sahiplenme ile alakalı, sahiplenme ile alakalı ve hiçbir zaman bunlarda present continuous'ta kullanılmıyor. Belong to ile kullanılıyor. This book belongs to Jane dediğimiz zaman bu kitap Jane'e aittir. Ait. Olması, bir şeyin aitliği. Mesela bu benim değil dediğiniz zaman bu kitap benim değil. Bana ait değil. This book doesn't belong to me. Me. Doesn't belong to me. Bana ait değil. Own, aynen have gibi. Sahip olmak. I own a new car. I have just owned a new car. Own. Sahip olmak. They own a new house diyorsunuz. Aynı evli. Eşit anlamda. Eşit. Ya aynı. Aynı anlam. Have biliyoruz. Possess. Aynı anlam. Bakın. Own, have, possess. Bunlar hep sahip olmak anlamında. Contain
İçermek demek. Mesela water contains two molecules of hydrogen and one molecule of oxygen, değil mi? Water. Oksijen. H2O. Hidrojen. Yani biz de lisede Hasan 2 Osman diye öğretmişti. Salak Osman. Hasan iki salak Osman. Sülfürik asit. Onu Evet. unutmayalım. Sülfürik asit. Hasan 2 salak Osman 4. Değil mi? Evet. H2 Evet. SO4. Ama Kimya bakın dersinde kalmış o oydu. yani kimyada. Yani seneler öncesinde bir de bizim bir şeyimiz vardı. Hadememiz vardı. Allah rahmet eylesin. Ölmüştür herhalde. Biz kimya dersinden çıktık tahtaya. Kocaman H, O H yazdı. Hoh dedi. Tamam mı? Adam hoh demiş su olmuş dedi. Ama hakikaten de sonra yani hakikaten çok akıllı bir adam. Hoh deyince iki tane H var, değil mi? Bir Ortası tane de çok O güzel. var. Çok güzel. H2O su. Bir de dedi ki bak adam dedi cama hoh demiş su olmuş. Hakikaten de Çok güzel. cama hoh Wow. dediğiniz zaman ne Buhar. oluyor? Buhar. Su oluyor değil mi su buharı? Buhar. Ay o amca adını hatırlayamıyorum ama dedim ki sana yazık olmuş okutmamışlar seni ama bravo demiştim. Bak hala hatırlıyorum seneler geçiyor. Water dediğim zaman o hep aklıma gelir. Allah rahmet eylesin. Ölmüştür mutlaka. Evet. Şimdi contain dedik. Bu İçermek. içermek anlamında. Cost öğrenmiştik. Cost bir şeyinin değeri ne için? Ne Fiyatı kadar değil. mal oluyor? Yani fiyatı nedir? How much does it cost? Bunun fiyatı nedir anlamında? Maliyeti nedir ya da öyle. Seem gibi görünmek demek. Gibi görünmek. Yani diyoruz ki mesela sen seem'den sonra genelde kullandığımız kelime adjective, sıfat. Sıfat. Yani mesela diyorum ki ben ay diyorum you look so happy diyorum. You look so happy. You seem very happy diyorum. You seem very Mutlu görünüyorsun. çok mutlu gibi görünüyorsun. You look bu gibi değil. You look gerçekten böyle görünüyorsun. Seem mesela diyorum ki çok düşünceli gibi görünüyorsun. You seem to be thoughtful today. What's wrong with you? You seem to Gözükmek de be olabilir mi efendim? hocam? Görünmek değil. Gözükmek. Görünmek tabii gibi görünmek. Görünmek Hasta gibi gözükmek. görünmek olur mu? Efendim? Hasta gibi görünmek. Aha. You seem to be ill ya da you seem ill. You look ill gibi. You seem to be ill. Fiille kullanacağınız zaman arkasına to infinitive yapısı, to'la be'yi kullanarak adjective'i getiriyorsunuz. Mesela it seems to be busy. Mesela Meşgul. girdiniz, Meşgul bir görünüyor. restorana girdiniz. It seems to be busy ya da it seems to be Çok meşgul crowded. görünüyor. It seems to be crowded diyorsunuz. Kalabalık gibi görünüyor. Matter. It doesn't matter. Yani Sorun olmak hiç, mesele. evet. Önemli değil. Doesn't matter. Önemli değil. Bir şeye önem arz etmek. Nothing matters to you muydu? Nothing matters to me. Beni hiçbir şey alakadar etmez gibi. Nothing It matters. doesn't matter It doesn't matter to. Beni hiç alakalı. to It's not my business. It's none of my business gibi bir şey. Yes. Benim işim değil. Beni alakadar Benim etmez. için değil. Need. Gene ihtiyaç duymak.
Bu. Yaş Evet. Depend. Depend, bağlı olmak. Bir şeye bağlı olmak. duyma. Yani depends on'la kullanılıyor. Depend Konuşmak. on. Mesela bu sana bağlı. Seda Hanım, I want to visit you, but it depends on you because you are so busy. Will you please tell me when I can come and visit you? Diyorum size. Yani it depends on your program, your schedule. Sizin programınıza bağlı. It depends on you dediğim zaman. Sizin az önce çocuk olmanız hakkında dediğiniz gibi. Aynen öyle. Yani bağlı olmak bir şey, yani bir de bakın depend kelimesinden geçen hafta hani tek kelimeler türetmiştik ya, dependent, bağımlı demek. Dependent. Şöyle aklıma geldiğinde hemen yazayım. Onu yani her şey için şu anda yapmayayım çünkü konumuz o değil ama depend bir olarak verb diyorum. Tamam mı? Bağlı olmak, bağlı olmak diyorum. It depends on your. It depends on your schedule diyorum. Yani senin programına bağlı, senin programına bağlı diyorum. Tamam mı? Senin programına bağlı diyorum. Bu. It depends on your schedule. Bağlı olan fiil olarak bu. Dependent. Adjektif. Yani sıfat. Adjektif. Bağımlılık. Bağımlı. 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 Dependent. Independent. Opposite. Independent diyoruz. Bu da adjective gene. Bağımsız. Bağımsız. Ne diyoruz? Türkiye independent country diyor. Türkiye. Türkiye. Onu da yazalım. Türkiye Schedule. is a Schedule. country. Nedir? Ne? Schedule. Aa. Ses ne? Bilmiyorum. And in dependent an independent country. Evet. An independent country dedik. Peki independence şuna bağımlının yanına da yazabiliriz. Bağımlı. Dip ya da alta yazayım. O da ayrı bir isim çünkü. Dependence bu isim hali. Bağımlılık. Bağımlılık. Tamam mı? Independence. Bu da isim hali. Bağımsızlık. Şimdi Amerika'nın bağımsızlık günü 4 Temmuz, değil mi? Benim Evet, evet. torunumun doğum tarihi olduğu için oradan biliyorum. The 4th of July, the 4th of July is the independence Day of the United States, of the US. The US. 4th of July is yapalım.
Yani independence, bağımsızlık, bağımlılık. Şöyle aralarını açalım. Rahat rahat görülsün. Evet. Dependence. Evet. Bakın bir kelimeden gördüğünüz gibi kaç tane kelime çıkıyor. Siz bir dilden. Geçen hafta da hani ekonomik müzik kelimelerinden, ekonomik kelimelerinden çıkmıştı. Zaman zaman bunu yaparız ama ayrı bir şey konu bu da. Bu ilk cümlede az de on ilk Schedule cümlede. program. Hayır, şunu bir daha telaffuz edin, başka bir şey soracağım. Ne? Schedule. Heh. Schedule. Bu bakın bu Amerikan sesletimi, Amerikan İngilizcesi. İngilizce'de İngilizce schedule. It depends on your schedule. Peki bu senin Şey diyor. arzuna bağlı, senin isteğine bağlı dediğimizde, fikrine, senin fikri, düşüncene bağlı dediğimizde nasıl diyeceğiz? It depends on you. Sana bağlı. On you. Sağ ol. It depends Depends on your you. you. To On you. Sana bağlı. Bu sana bağlı. Tamam mı? you. Bu kişiye Evet. bağlı. Yani ben mesela gitmek istiyorum da hadi gidelim mi? Yani bu it depends on you. However you like anlamında. Yani sen nasıl istersen anlamında. Tamam mı? Teşekkürler. Sana kalmış bir şey. Buna sen karar ver. Seninle ilgili anlamında. Evet, şimdi gene dönelim. Weigh. Bu kilo olarak genelde kiloyla kullanılıyor. Mesela it weighs, Kilo. işte I weigh şu kadar kilo istiyorum. Söylemiyorum kilomu da. I weigh ya da it weighs diyorsunuz. Bir şey şu kadar çekiyor. Kilo şu kadar çekiyor. Weighs. Weight bakın. Weight ağırlık demek. Weight. Aynı bu fiilden türemiş. Bu fiilden türemiş bir isim. Bu fiil sonuna bir T koyduğunuz zaman noun oluyor, isim oluyor. Ağırlık demek. Tamam mı? Bu fiil hali şu kadar çeker. Mesela this box weighs 2 kilos diyorum mesela. Tamam mı? Bu kutu 2 kilo Kilo. çeker. 2 kilo ağırlığındadır anlamında. Evet, 2 kilo ağırlığındadır. Daha çevirisi düzgün bize, evet. Evet. 2 kilo ağırlığında. Resemble benzemek demek. I Resemble. resemble my mother diyorum. Ben anneme benzerim. I resemble Resemble. my mother. Who do you resemble most? Diyor mesela. Kime en çok benzersiniz? Who do you resemble most? I resemble my mother diyorum daha çok. Yani kime birisi birine benziyor. Ya da işte this girl doesn't resemble her father diyorum gibi. Fit. Uygun olmak demek. Mesela bir elbise beğendiniz, değil mi? It doesn't fit my size diyorsunuz. Benim işte bana uygun değil anlamında. Doesn't fit my size. It fits on you diyoruz. Değil mi? It fits on you. Tam sana göre. It fits on you. Involve o da sermek demek. Sermek. Yani Sermek. kapsamak anlamında.
Mesela bir şeyi kapsar, yani kapsamak anlamında. Ne bir şeyi kapsasın? Mesela this lesson involves some state verbs diyoruz. This lesson involves state verbs. Yani bundan ibaret, bunu içermektedir anlamında. Involves. Involve in ne kullanımı var? Onda da bir şeyin içine karışmak, bir olaya karışmak anlamında. Ama şöyle diyoruz. I got involved in a car crash diyorum. I got involved in a car crash. Yani burada biz kullanıyoruz. Araba kazası, trafik kazasına karıştım, karıştırıldım anlamında. I was involved in a car crash diyorsunuz. Yani bir kazaya karıştım anlamında. Ama burada esas anlamı içermek anlamında. Evet. Şimdi bir de bu devam ediyoruz. Verbs of senses. Yani bu da bizim neydi? Duyularımızla alakalı. Sense. Sense diyorlar ya, altıncı his dediğimiz şey. Yani sense kelimesi. Nonsense diye bir kelime duydunuz mu? Nonsense. Nonsense, saçma diyoruz ya, hani no sense gibi bir şey. Hani hiçbir anlamı yok. Nonsense, saçma. Anlamsız. Sense, duyular demek. Yani Beş duyu. duyu Beş duyu var burada öğretmenim. ve Beş duyu. görmek, İşitme. duymak, İşitme. Duyuyor. görmek. Duyuyor. Ama see burada tabii look, burada değil tabii look. Burada see olması lazım. Şu aşağıda some verbs. Orada bizde see. Look görünmek demek. Mesela diyorum ki demin kullandım ya, Ali Bey, you look pale diyorum. Yüzünüz Hayır. sizin solgun görünüyor. You look pale. You Hayır. look thoughtful diyorum mesela. Öğretmenim. Görünüyorsun. Tired and retired. You look tired diyoruz, değil mi? You look tired diyoruz. Yorgun görünüyorsun. Yorgun görünüyorsun. You look Tamam. energetic diyoruz ya da ay çok enerjik, enerji diyoruz. İşitmek demek. Bunu genelde bir bakın burada bir şey var. We often use can when the subject is a person. Yani eğer bu fiili bir kişi kullanıyor ise bunu genelde can fiiliyle yardımcı modalı ile beraber kullanıyoruz. Mesela I can hear someone crying. Yani birinin ağladığını Duyuyorum. duyabiliyorum. Biliyorum, Duyuyorum biliyorum. gibi. Duyuyorum. Can you smell something burning? Can you smell something burning? Smell mesela. Yangın Ben kokusu alıyor musun? koku. Bir yanık Evet, koku. bir Bir şey koku. yanıyor gibi koku alıyor musun? Yanık Bir koku. yanık koku. Smell, taste, tadına varmak, yani tat almak. Mesela diyorum ki bu çorba çok tuzlu diyorum. Çok tuzlu tadı var. This soup tastes too salty. Too salty. Salty, tuzlu. Tuzlu. This soup is too, sorry. This soup Test. tastes too salty. Salt. Too salty. Smell dedik işte. It smells good diyoruz. The soup smells
So delicious diyoruz, değil mi? It smells so delicious. Yani bu yemeğin ay Çok nefis güzel. kokuyor gibi. It Çok güzel. doesn't feel, mesela diyorsunuz ki bir şeyi, bir kumaşı, bir şeyi elliyorsunuz, bir objeyi. It doesn't feel soft diyorsunuz. It doesn't feel soft. Yumuşak Yani değil, yumuşak yumuşak. değil. Değil, Dokunma, yumuşak yani değil. bana öyle gelmiyor anlamında. Aa, ne oldu? Ne oldu? Düştüm. İnternet gitti. Maye. Aa.